Türkiye ile İsrail arasındaki yeni dönemin somut kanıtlarını bir bir görmeye başladık. Büyükelçilerin atanması kararı sonrası gelişme iki liderin görüşmesine kadar uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerde normalleşme süreci 4 yıl aradan sonra Karşılıklı büyük elçi atama kararı ile istenen noktaya taşındı. İki ülkenin cumhurbaşkanları da karşılıklı diplomatik girişimlerin sonuç vermesinden memnun. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la İsrail Cumhurbaşkanı Herzog arasında telefon görüşmesinde de bu durum teyit edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede karşılıklı olarak büyük elçi atama kararını Türkiye-İsrail ilişkilerinin olumlu istikamette ilerlemesi yönünde atılmış önemli önemli bir adım olarak gördüğünü ifade etti. Büyük atanmasıyla birlikte ilişkilere yeni bir ivme kazandıracaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı hassasiyetlere saygı temelinde işbirliği ve diyaloğu geliştirmekten yana olduklarını dile getirdi. İsrail'in ardından Ankara-Şam ilişkilerinde de yeni bir sürece giriliyor. Soçi zirvesinde dönüş yolunda Erdoğan'dan öğrendik ki Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorunlara ilişkin çözüm için Şam yönetimini işaret etti. Sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir açıklama yaptı. Muhalefetle rejimi uzlaştırmamız lazım dedi. Şimdi gelelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son olarak ne dediğini. Erdoğan, devletler arasında diyaloğun hiçbir zaman kesilip atılamayacağını söyledi. Esad'ı yenmek ya da yenmemek gibi bir derdimiz yok mesajı verip muhalefeti eleştirdi Cumhurbaşkanı'nın. Mısır'la ilgili de söyleyecekleri vardı. Türkiye-İsrail ilişkilerinde normalleşme karşılıklı büyük elçi atamasıyla istenen düzeye geldi. Peki Suriye ile ilişkilerde süreç nasıl işliyor? Hükümetin hedefine Cumhurbaşkanı Erdoğan diyaloğa işaret etti. Bundan sonra süreç belki çok daha hayırlı olacaktır dedi. Erdoğan Ukrayna dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok ki. Eğer Türkiye'de muhalefet olayı böyle bir noktaya taşıyorsa bu muhalefetin hem kalitesini hem de gramını ortaya koyar. Suriye'de ne oluyor ne bitiyor haberleri yok. Bizim bir gece ansızın gelebiliriz ifademiz boşuna değil. Vakti saati geldiğinde bu yapılır. Siyasette dargınlık olmaz dedi. Suriye ve Mısır'la yeni adımlara işaret etti. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Rejim bunun idraki içinde olmalı. Temennim odur ki Suriye'de hem anayasa bir an önce yapılır, bu iş sağlama bağlanır, hem de halkın bütün bu noktadaki sıkıntılarını giderecek adımlar atılır. Devletler arasında hiçbir zaman siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz. Her zaman her an bu tür diyaloglar olur, olmalıdır. Hatta bir söz var, iplikle de olsa bağı koparmayın, o bağ devam etsin. Gün olur lazım olur. Mesela bölgede Mısır'la alt düzeyde bakanlarımız seviyesinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkanı yakalayacaksın.